Sevgili Yağmuroğlu'lu hemşehrilerim, doğal güzellikleri, tarihi kıymeti, insanının gönül zenginliği ile bilinen Arnavutköy'ümüz ile ne kadar övünsek azdır. Ancak en büyük gurur kaynağımız, Anadolu'muzun her rengini, zengin kültürünü harmanlayan bir ilçe oluşumuzdur. Bizler, el ele, gönül gönüle verdiğimiz bu güzel ilçede, Hasbahçe'nin farklı yerel özelliklerini taşıyan rengarenk çiçekleriyiz. Bir yandan yaşadığımız yeri daha güzel kılmanın mücadelesini verirken, bir yandan da köklerimizin uzandığı ata toprağımızı unutmuyor, maddi ve manevi varlığımızla ona katkı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Gurbette yaşarken memleketimize olan hasretimizi dindirecek muhabbete vesile olması için hazırladığımız belgeselimiz, size ve çocuklarınıza armağanımızdır. Sizlerin de desteğiyle güzel ilçemiz Arnavutköy'ümüzde birlikte daha nice güzel hizmetlerde buluşmayı diliyor. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Köy, Ardahan il merkezine 65 kilometre, Göle ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta. 1889'dan beri aynı adı taşımaktadır. Yağmuroğlu, Ardahan ilinin Göle ilçesine bağlı bir köy. Munzur dağlarının eteklerinde bir yaşam öyküsü buraların hikayesi. Dağların ve yaylaların zirvelerinde özgürce doğal bir yaşamın türküsü yankılanır bu toprakları gezerken. Gökyüzünün gri bulutları altında, uçsuz bucaksız bir sonsuzlukta uzayıp giden düz ovalardaki yollardan geçerek ulaşırsınız Yağmuroğlu köyüne. Yeşilliklerle kaplı bu düz ovanın ufuklarında sıralanmış dağlar selamlar sizi. Çok amaçlı kullanılan iki katlı, gövdesi turuncu renklere boyanmış köyün taziye evi karşılar sizi. Cenazelerde birlik olur burada köy halkı. Acılarına, dertlerine, kederlerine ortak olurlar birbirlerinin. Taziye evinin yanı başında bulunan traktörler yaşamın her iki yüzünü hatırlatır. Yaşam ve ölüm, ikisi ayrılmaz bir bütün. Şey olabildiğince doğaldır bu topraklarda. Yaylacılık ve hayvancılıkla geçen bir yaşamın izlerini taşır Yağmuroğlu köyü. Yaylaların eteklerinden kar hiçbir mevsim eksik olmaz. Tertemiz havası, buz gibi suyu hayat verir Yağmuroğlu köyünün sakinlerine. Gelenekleri, görenekleri, yayla göçleri ve düğünleriyle bambaşka bir atmosfer yaşanır bu coğrafyada. Kavalın yanık sesi yankılanır Allahu Ekber dağlarının eteklerine. Koyun ve keçilerin melemelerine karışır rüzgarın sesi. Çobanlar önlerine kattılar mı sürülerini, hüzünlü bir yolculuk başlar zirvelere doğru. Ta
Taş evlerin yıkık dökük kalıntılarını köyün her tarafında görmemiz mümkün. Evlerin bahçelerinde kışın yakmak için tezek yığınları şimdiden hazırlanmış. Özgürce toprağı eşeleyen tavukların taze yumurtaları enfes lezzete sahip. Allahu Ekber dağlarının öyküsü sinmiştir bu topraklara. Zamanında genç delikanlılar çalışıp para kazanmak ve ailesini geçindirmek için gurbete gitmek zorunda kaldılar. Bir başka Anadolu yok. Bu topraklarda yaşanır Anadolu'nun en güzel, en hüzünlü hikayeleri. Sarı rengin hakim olduğu topraklar üzerine kuruludur çatısı saç evler. Yığma taş evlerin oluşturduğu sokak aralarında toprak yolların tozuna karışır soluk alışverişiniz. ...89'da yapılmış köyün camisi, gösterişten uzak, sade ve huzurlu bir görünüm sergiler. İçerisine ısınma için soba yerleştirilmiş. Kolay değildir bu coğrafyada yaşamak. Doğayla bir bütün, aynı zamanda mücadele ve azim gerek. Kalabalık değildir köyün nüfusu. Anadolu'nun her karışında olduğu gibi geçim derdi ve imkansızlık bu köyde de göçe zorlamıştır yaşayanları. Köyde sadece yaz aylarını buralarda geçirmek için gelen gençleri görürüz. Köyün yığma taştan yapılmış bir göz bakkalı, tüm o bildiğiniz bakkal algısını yıkar bir bakışta. Ahşap kapısında zincirden bir kilit, sessiz bekleyişini sürdürmekte şimdilerde.
Topraktan sıvalı taş evler oluşturur bu köyün dokusunu. Etrafı çevrili küçük küçük bahçeler çıkar karşınıza, içinde olduğunuz keşif yolculuğu boyunca. Hayvanların barındığı, çatısı ahşap odunlarla desteklenmiş büyük ahırları köyün her tarafında görebiliriz. Çatılarında güvercinler, bir köşesinde tavuklarla beraber civcivler mesken tutmuş bu ahırları. Gurbete gönderdikleri, gösterirken gurur duydukları evlatlarının fotoğrafıyla avunur anne babalar. Sobanın üzerinde pişen aşların yanında demlenmiş bir bardak sıcak çay ısıtır yürekleri. Dokusu, kültürü, coğrafyası, havası, suyuyla gezip görülmesi gereken Anadolu toprakları buralar. Birçoğu sade ve kendi halinde görünen köylerimiz, derinlerine indiğinizde her biri size bağrındaki hikayeyi ve zenginliği sunar. Buralardan ayrılırken Arnavutköy'de gurbette yaşayan hemşehrilerine kucak dolusu selamlarını alıp getirmenin mutluluğuyla geri dönüyoruz.